Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Eğitime Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün ölçme ve değerlendirmede güncel uygulamaları konuşacağız. Konuğum Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Merkez Müdürü Profesör Doktor Giray Berberoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bildiğiniz üzere çok yakın tarihte 9 Eylül 2023 tarihli resmi gazetede Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir ölçme ve değerlendirme yönetmeliği yayınladı. İstedim ki bu güncel gelişmeyi, buradaki ilkeleri, usul ve esasları sizinle beraber değerlendirelim. Çünkü bu yönetmelik uygulamaya geçti. Evet. Öncelikli olarak şunu merak ediyorum hocam. Böyle bir yönergeye ihtiyaç var mıydı? Bu yönergeyi nasıl anlamalıyız, nasıl okumalıyız? Yönerge bize ne söylüyor, ne dersiniz? Evet. Aslında oldukça kapsamlı bir yönerge ve yapılması gereken pek çok iş listelenmiş. Hı hı. Ancak o listelenen işlerin hemen hemen tümü ciddi uzmanlık gerektiren süreçler. Fakat benim anladığım şöyle bir şey var. İllerde bir ölçme değerlendirme merkezi kurulması düşünülüyor. Hı hı. Çünkü orada çalışacak elemanlara dönük de bir takım yeterlik ifadeleri var bu yönergede. Bunlara sanki bu merkezlere yapacakları işler tanımlanmış gibi algıladım ben. Yani burada okullar illerdeki merkezlerle birlikte çalışıp ölçme değerlendirme uygulamalarını yapacak. Hı hı. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Maalesef Türkiye'de ölçme ve değerlendirme amaç oldu, araç olmaktan çıktı. Orada hı hı. çok ciddi bir hata yapılıyor. Çünkü ölçme değerlendirmeyi eğer bir öğretim sistemi içinde düşünüyorsanız, bir eğitim sistemi içinde düşünüyorsanız, ölçmeyi öğretimden ayrı kurgulamamanız, planlamamanız ve düşünmemeniz gerekiyor. Fakat tüm bu yönergelere baktığınız zaman sanki ölçme her şeyin üstünde kendi başına bir uygulamaymış gibi planlandığını görüyorsunuz. Bu bence son derece yanlış hı hı. ve aslında sisteme de zarar veren bir şey. Ölçme, öğretimin ne kadar başarılı olduğunu takip etmek amacıyla kullanılır. Aslında bizde genelde not vermek amaçlı ölçme değerlendirme yapılıyor ama evet. oradaki temel amaç yani sınıf içindeki ölçme değerlendirmenin temel amacı aslında öğretmene ben ne öğrettim, bu çocukları ne kadar geliştirdim, nerede eksikleri var, o eksikleri nasıl tamamlarım? Bu konuda bilgi almaktır ve bu konuda öğrenciye geri bildirim sağlamaktır. Yani hem kendisine geri bildirim almaktır hem öğrenciye geri bildirim sağlamaktır temel amaç. Fakat burada maalesef bunu göremiyoruz. Sanki böyle bir standart ölçme değerlendirme mekanizması kurulmaya çalışılıyor. Fakat onun içinde çok iyi planlanmış olduğunu söyleyemeyeceğim. Olumlu yanları var mı? Şöyle var. Mesela demişler ki planlama yapın. Yani ölçme değerlendirme yapmadan önce neyi soracağınız konusunda konu boyutu evet. ve öğretim programındaki kazanımlar açısından planlama yapın. Bu zaten yapılması gereken bir şey ama yapılmayan bir şeydi. Bunu söylemiş olması güzel. Diyor ki işte açık uçlu soru kullanın. Tamam. Çoktan seçmeliden kurtarılmaya çalışılıyor sistem diye düşünüyorum. Evet. Bu da iyi bir şey ama hangi açık uçlu soru? Hı hı. O kadar farklı açık uçlu soru türleri var ki hangisini kullanacaklar? Nasıl kullanacaklar? Oraları belirsiz. Ve de çok ilginç bir şekilde Türkçe birazcık ön plana çıkarılmış sanki. Türkçenin bu dört alanı işte okuma, dinleme, yazma ve konuşma boyutlarına dönük bir takım öneriler var. Bu konuda tabii bu öneriler ne yazık ki yine öğretime dönük değil, ölçmeye dönük. Yani o da çok ciddi bir sıkıntı. Çünkü öğretimin
bu boyutlara dönük olmaması durumunda böyle bir ölçme yapmanın bir anlamı yok. Yani bu kopukluk ne yazık ki o Türkçe ile ilgili öneride de dikkati çekiyor. Yani Türkçe'ye ağırlık verilmesi önemli çünkü Türkiye'nin katıldığı uluslararası biliyorsunuz PISA çalışmalarında Türkçe'nin çok geriye gittiğini görüyoruz ülkemizde. Hani bu dört boyutun ele alınması güzel bir şey ama biraz da bu boyutlarda hangi becerilerin geliştiriliyor olduğunu düşünmek daha da önemli, kazanıyor. Çok ben havada kalmış ama bir merkeziyetçi yapıya dönüştürme isteği var gibi gözüküyor. Fakat şöyle bir problem var. Her ile ayrı bir müdürlük kuruyor, ölçmeler müdürlüğü. Her il kendi yapacaksa o zaman gene merkeziyetçi yapıdan uzaklaşmış bir hava var orada. Yani o da çok ilginç. Niye her ilde tekrar bir ölçme değerlendirme yapmamız gerekiyor? Bir de tabii şu var, o kadar çok ölçme değerlendirme yaptık ki artık yeter. Yani ölçme yaparak öğrenmeleri geliştiremezsiniz. Maalesef Türkiye o yanlışı yapıyor. Şu anda bu kadar çok sınav yaparsanız ve hepsini yalnızca çoktan seçmeli yaparsanız, bu bizim aslında geçerlik anlamında ciddi bir sorundur. Testlerin geçerliğinin önemli bir boyutudur. Bunun sisteme olumsuz etkileri var. Nasıl etkileri var? Çoktan seçmeli soru üzerinden eğitim yapılıyor okulların çoğunda. Tabii mutlaka istisnai durumlar olabilir ama genelde yapılan bu. Bunu hepimiz gözlemliyoruz. Dolayısıyla öğretim yöntemi kullanmak, farklı öğretim teknikleri kullanmak, işte öğrenciyi sürecin içine sokmak, fen dersinde laboratuvarda deney yaptırmak falan hiç onlar yok. Varsa yoksa çoktan seçmeli soru üzerinden eğitim yapılıyor. Bu ciddi bir geçerlik sorunudur Türkiye için. Tabii bir de şu var, o yapılan ve egzersiz yapılan durumdaki kullanılan soruların nitelikleri de maalesef çok kötü. Yani bunu bakanlık da yapıyor ne yazık ki. İnternet sitesine soru örnekleri koyarak teşvik ediyor aslında bu yanlış uygulamayı. Yani bakanlık keşke onun yerine öğretim yöntem tekniklerine dönük öğretmene destek olacak etkili, nitelikli kaynaklar geliştirip onları koysa internet sitesine ve bunların kullanımını teşvik etse daha doğru bir şey yapar. Bu haliyle ne yazık ki yani ölçerek öğrenmeyi geliştirmemiz mümkün değil. Bu hatayı sürekli yapıyoruz. Bu çalışma alışkanlıklarını da çocukların olumsuz etkiliyor. Tabii ki. Daha ezberci, farklı soru formatlarına dönük ezberci bir çalışma tarzı geliştiriyorlar ne yazık ki. Evet, çok önemli tespitlerde bulundunuz hocam. Özellikle soru türlerinden belki işte daha açık uçlu sorulara, daha yazılı uygulamalı süreçlere bir geçişin vurgulandığını görüyoruz. Ya da yine belirttiğiniz gibi işte bir merkeziyetçi yapının öne çıktığını görüyoruz. Şunu merak ediyorum bu noktada. Böyle bir merkeziyetçi yapı ne gibi iyileştirmeler sağlar? Ya da iyileştirmeye yönelik katkılar sunar mı böyle bir merkeziyetçi yapı? Yani bunu iyi kurgularsanız sunar tabii. Aslında Türkiye'de merkeziyetçi yapıda eğitim veren okullar var. Biliyorsunuz IB programları öyledir. IB programlarının değerlendirmeleri merkeziyetçi yapıdadır. Ama öğretim teknik ve yöntemleri de merkeziyetçi yapıdadır. Yani onu ölçmeyi ayrı ele almaz. Keza IGCSE programları var, uluslararası programlar. Bu programları uygulayan okullar var. O da merkeziyetçidir. PYP, MYP programları var. Onlar da merkeziyetçidir. Ama onlar sistemi bütünüyle ele alıp öğretim yöntemleri açısından da sistemi takip ederler. Yani oradaki denetleme mekanizması onun üzerine kurulur. Ama ölçme süreçleri merkezden gelir orada da. Ama o sınavlar, o yani IB programında kullanılan sınavlar çok profesyonel ekiplerce geliştirilen, geçerliği yüksek, önemli sınavlardır. Böyle bir yapı kurabilirseniz olur ama bu yönetmelikle o yapıyı kurmanız mümkün değil bence. Evet, evet.
Çok teşekkürler. Önemli bir tespitti hocam bu. Şimdi biraz isterseniz ilke ve esaslarda dikkat çekici bazı maddeler var. Bunları da konuşalım istiyorum. Özellikle vurgulanan durumlardan biri şu, ölçme uygulamalarında geçerlik, güvenirlik ve kullanışlık açısından uygun ölçme araçları kullanılır ifadesi yer alıyor. Bu özellikle önemli bir açıklama, evet. Önemli bir gelişme gibi değerlendiriyorum ben. Siz bu konuda ne söylersiniz? Bu çok iyi bir ifade ama bu geçerliği, güvenirliği ve kullanışlılığı sağlamak biraz uzmanlık gerektiren bir süreç. O uzmanlığı nasıl oluşturacağız? Evet. Öğretmen bunu nasıl kullanacak? Öğretmen yeteri kadar bu anlamda iyi yetiştirildi mi? Bunları da düşünmek lazım. Tabii. Belki dinleyicilerimizi bilgilendirmek açısından önemli olabilir. Yani güvenilirlik dediğimiz şey aslında öğretmenin verdiği puanlardaki hata miktarlarını konuşuyoruz. Mutlaka bir hata var. Evet. Ama bu hatayı azaltmak için öğretmenin alacağı tedbirler var. Geçerlik de öğretim süreci içinde ben ne öğrettim? Gerçekten bu öğrettiğim ve geliştirmeye çalıştığım becerileri, düşünme süreçlerini bu sorular ölçüyor mu? Yani bunlar işin teknik boyutları. Doğru. Kullanışlılık bence çok önemli. Şimdi orada da tamam açık uçlu soruya geçtik ama çoktan seçmelinin açık uçlu verilmesi değil oradaki mesele. Doğru. Şimdi sizin öğretim programlarınız içinde çok fazla farklı düşünme süreçleri var. Kazanım diyorlar. Farklı kazanımlar var. Bu kazanımların hepsini çoktan seçmeliyle ölçmeniz mümkün değil. Zaten oradan bir geçerlik sorunu yaşıyor Türkiye. Bu özellikle geniş ölçekli sınavlarda. Bazı soruları ölçmeniz için mutlaka öğrencinin üretim yapması gerekiyor. Bir şey yazması gerekiyor size. Dolayısıyla tüm kazanımları değerlendirmeyi hedefliyorsanız o zaman hangi kazanımın hangi soru formatıyla daha iyi ölçüleceği konusunda da çıkarımda bulunmanız gerekiyor. Bakın bunlar oldukça ciddi, detaylı, uzmanlık gerektiren süreçler. Evet. Şimdi bunu tabii merkezde bu yapıyı kurmanız mümkün olabilir. Ama şimdi şöyle bir baktığınız zaman sistemde Türkiye'deki geniş ölçekli sınavları uygulayan merkezlerde bile bu yapı yok henüz. İl basını indirdiğiniz zaman bunu nasıl kuracaksınız? O oldukça ilginç. Ben o anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda da çok ciddi geçerlik sorunu olduğunu düşünüyorum. Birçok nedenden ötürü. Özellikle kapsam açısından ciddi geçerlik sorunları olduğunu düşünüyorum. Eğer eğitim öğretim ortamına dönük bir ölçme uygulaması yapacaksınız, o kapsam geçerli olarak çok ciddi, iyi çalışmak gerekiyor. Yani onu nasıl yapacaklar, nasıl geliştirecekler, orası çok soru işareti benim için. Evet. Zaten sizin belirttiğiniz bu konu bir ilkede şöyle yer alıyor ama dediğiniz gibi bunun nasıl yapılacağına yönelik belki bir eksiklik olabilir. Özellikle okullarda yapılacak yazılı sınavlar, ortak yazılı sınavların konu soru dağılımları tabloya göre hazırlanıyor. Evet. Ve bunlar alan ve sınıf zümreleri ya da merkez müdürlükleri ile birlikte oluşturuluyor. Dolayısıyla bu da önemli bir gelişme. Belki kapsam geçerliliği için değil mi? Bu kapsam geçerliliği için çok önemli. Çok önemli. Çok doğru bir şey. Bu konuda doğru. İşte ama dediğiniz doğru. Değerlendirme değil mi? Bu konudaki eksiklik belki bunun nasıl yapılacağıyla ilgili. Ama orada bakın o kadar çok dikkate almanız gereken şey var ki. Şeyden başlayalım. Evet. Kazanımlar ne kadar iyi tanımlandı öğretim programlarında? Oradan başlayalım bir. Evet. Öğretmen o kazanımları geliştirmek için sınıf içinde hangi öğretim yöntemini kullandı, ne yaptı? Hangi materyalleri kullandı, ne yaptı? Oradan devam edelim. Peki bu kazanımlar soruya dönüştürülürken doğru soru formatı seçildi mi? Peki doğru soru formatı seçildi, sorular yazıldı. O sorular gerçekten o hedeflenen kazanımları mı ölçüyor yoksa teknik hata mı var içinde? O kadar çok detay var ki orada üzerine düşünülmesi gereken. Bunlara dikkat etmediğiniz zaman bir şeyler yaparsınız. Tablo da hazırlarsınız. Ona dönük sınav da yaptım dersiniz. Ama bu söylediğim şartlar sağlanmadığı zaman hiçbir işe yaramaz o yaptığınız şeyler. Bunlar ciddi uzmanlık, alan uzmanlığı gerektiriyor. Yani bir tek ölçme değerlendirme değil oradaki şey. Mesela Türkçe alanından kişilerin mesela o sorulara odaklı çalışması gerekiyor.
matematik alanından öğretmenlerin ya da işte matematik mezunu kişilerin çalışması gerekiyor. Yani alan uzmanlığı ve ölçme değerlendirme uzmanlarının birlikte düşünüp tasarlayacağı şeyler bunlar. Bu zor bir süreç. Yani bunu kurgulamadan hemen bunu uygulamaya koymak da bence çok doğru olmadı bu yönerge için. Evet, yine dikkatimi çeken başka bir durum daha var. Özellikle öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmesine olanak sağlayan bir durumu tekrar ifade ediyor yönerge. Özellikle işte birden fazla şubede okutulan dersler için ortak sınav yapılmasını öneriyor. Ancak buradan sonra özellikle konu ya da kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları ders öğretmeni ya da işte eğitim kurumu, sınıf ya da alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilir deniyor. Yani bir eksiklik olması tarafından da bir değerlendirme sürecini tekrar bir gözden geçiriyor. Şimdi burada aslında tamam eksiklik var konu boyutunda ya da kazanım boyutunda. Buradan sonra ne yapılacağı biraz belirsiz gibi. Değerlendirme sonrası nasıl bir değişiklik yapmak gerekiyor? Yani buraya yönelik sizin açıklamanız nasıl olur? Asıl önemli olan o. Evet. Yani raporda işte rapor yazılır diyor yönergede. Rapor yazılır. O rapor teknik rapor mu? Tabii. O rapor testlerin, kullanılan testlerin teknik raporu mu? Yoksa o rapor biraz önce de söylediğiniz gibi bazı kazanımlara ulaşılmama durumunda ne yapılması gerektiğini ifade edecek bir rapor mu? Onların hiçbiri belli değil. Doğru. Orada önemli olan bakın gene aynı şey karşımıza çıkıyor. Bunu öğretimle ilişkilendirmediğiniz sürece bu yönergenin hiçbir anlamı yok. Öğretmene eğer bu çalışmalar sınıfındaki öğrencilerin yardıma ihtiyacı olduğu becerilerde nasıl destek vermesi gerektiği konusunda da bir geri bildirim sağlarsa o zaman etkili olur. Doğru. Ama o zaman öğretimle birleştirmeniz gerekiyor bu yönergedeki uygulamaları. O yok ne yazık ki. Onu birleştirmediğiniz zaman yapılır bir şeyler ama hiçbir dediğim gibi. Yani uygulamaya yansımaz. Uygulamada bir şeyi düzeltmeniz mümkün olmaz. Mümkün olmaz. Yani bir de bu kadar merkeziyetçi gitmek ne kadar doğru ondan da çok emin değilim. Zaten öğretim programları anlamında Türkiye merkeziyetçi bir yapıda. Sistem öyle. Ama araştırmalar bize otonomik uygulamaların okulları daha başarılı yaptığını gösteriyor. Yani okulun gelişimsel anlamda kendi başına bırakırsanız okulun gelişimini ya da öğretim programlarının belli hedefleri kendiniz genel hedefleri çizebilirsiniz ama belli boyutlarda da okulu serbest bırakabilirsiniz. Mesela bu IB programları öyle aslında. Orada çok farklı branşlaşmalar var. Yani bunu sağladığınız zaman, daha otonom bir yapı olduğu zaman sistemler daha başarılı oluyorlar. Şimdi tabii merkeziyetçi yapının getirdiği olanaklar da var. Herkese eşit bilgi dağıtımı, paylaşımı vesaire gibi. Ama tam ona da uymayan bir durum var burada. Dolayısıyla keşke bu merkeziyetçi yapının avantajını kullanarak tek bir müfredat var çünkü elinizde. Bu yönergeyi müfredatla ilişkilendirecek şekilde tasarlayıp öğretmene anlamlı geri bildirim sağlayıp ne yapacağı konusunda yön verilseydi çok daha anlamlı olurdu. Olurdu. Evet, bir başka konu ve önemli bir gelişme siz de belirttiniz. Özellikle Türkçe dersindeki değerlendirme süreçleri, özellikle yabancı dil dersleri ve Türkçe ile ilgili yapılacak derslerde sınavlar 4 boyutta dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla yazılı ve uygulamalı olarak yapılır şeklinde bir gelişme var. Bu çok önemli bir gelişme. Bu konudaki yine değerlendirmenizi ve yorumunuzu merak ediyorum. Dil becerilerinin bu şekilde ölçülmesiyle ilgili sizin yorumunuz ne olur? Zaten öyle olması gerekiyor. Yani evet. Onu neden vurgulamışlar? Öyle yürümediği için herhalde. Evet, öyle süreç. Yürümediği için. Ama yani bu da bakın orada da çok ciddi bir alan uzmanlığı gerekiyor. Yani örnek verecek olursak okuma metniyle dinleme metni farklı şeylerdir mesela. Onların standartları vardır. Yaş grubuna göre değişir o standartlar. Bunları öğretmenler biliyor mu? Ya da o kurulan merkezdeki uzmanlar ne kadar hakim buna?
Dolayısıyla yaş grubunu dikkate almadan okuma ve dinleme metinlerini ya da konuşma metinlerinin neler olacağı konusunda belli standartlar geliştirmeden, metin türleri konusunda detaylı bir çalışma yapmadan, yani orada da mesela şu andaki müfredatta, öğretim programında metin türleri konusunda da ciddi problem var. Yani bunları belirlemeden yapacağınız işlerin pek bir anlamı olmaz. Yani bunun dikkate çekilmesi, bu dört boyutun güzel. Evet. Ama yapılacaklar konusunda endişelerim var. Yani bunların çok düzgün yürümesi oldukça sıkıntılı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani burada sanki her şeyi standart testlere bağlayarak yürütmek eğiliminde bakanlık. Konuşmamın başında da söylediğim gibi IB, IGCSE, A-level programları gibi yapmak istiyor anladığım kadarıyla. Hı hı. Ama bu çok ciddi bir uzmanlık gerektiren, çok zor bir süreçtir. Açık uçlu dediğiniz şey mesela kolay değildir. Hangi açık uçluyu kullanacak? Yanıtı serbest bırakılmış açık uçlu mu? Hı hı. Sakarya Meydan Muharebesi nasıl oldu? Bunu anlatın. İyi bir açık uçlu soru değil mesela. Hı hı. Yani o çünkü puanlaması zor. Evet. Ezbere teşvik eden bir yapısı var. Dolayısıyla belki daha yanıtı sınırlandırılmış açık uçlu kullanılması gerekiyor. Belki daha yani üst düzey düşünme geçerlik açısı tabii düşünme becerileriyle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Bunları bilmeden, bunların nasıl yapılacağı konusunda döküman ve eğitim hazırlamadan bu süreci bu şekilde yürütmek çok doğru değil tabii ki. Hocam aslında konuşacağımız birçok ilke var ama süremizin de etkili kullanılması için aslında biraz da öğretmen yetiştirme boyutuyla ele alalım istiyorum. Evet, gerçekten evet. Konuştunuz yine değerlendirmenizi yer yer yaptınız ama şimdi bu yönerge uygulamaya geçti. Şu an hizmette olan öğretmenler bu uygulamayı uygulamaya göre ölçme ve değerlendirme süreçlerini işletiyorlar. Şimdi merak ettiğim soru da bu zaten. Yani hizmette olan öğretmenler ya da işte hizmet öncesi öğretmen adayları bu konuda ne kadar yeterli? Bu konuda alınan eğitimler uygulamaya nasıl yansıyacak? Eğitim fakülteleri olarak bizler ne yapmalıyız bu noktada? Evet. Biraz da kendimizi de düşünerek nasıl bir yorum yaparsınız, nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şu andaki yapı maalesef yani burada yapılmaya çalışılan hiçbir şeye hizmet etmez. Hı hı. Ben genel olarak eğitim fakültelerinin de çok başarılı öğretmen yetiştirdiğini düşünmüyorum açıkçası. Bu benim kendi fikrim, hı hı. Kendi gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Şimdi bakın Türkçe okuma, yazma vesaire dediğiniz anda eğitim fakültelerine şu yansıyor. Bazı dersleri sertifika adı altında verilen ya da işte eğitim fakültelerindeki programlarda verilen bazı dersleri alana özgü yürütmek gerekir. Hı hı. Türkçe öğretmeninin alacağı ölçme değerlendirme dersiyle matematik öğretmeninin alacağı ölçme değerlendirme dersi aynı olmaz. PDR grubunun ölçme değerlendirme dersi de onlarla aynı olmaz. Keza öğretim yöntem teknik ve ilkelerinin alana dönük yapılması gerekir. Hı hı, hı. Eğitim psikolojisi dersinin alana dönük yapılması gerekir. Bakın Türkiye'de okullarda disiplin problemi var. Sınıf yönetimi, bunun da alana dönük olması gerekir. Yani bir fen dersindeki sınıf yönetimi laboratuvardaysanız, Türkçe dersindekinden farklı teknikler içerebilir. Alana özgü yapılması gereken bir yapıda olması gerekiyor eğitim fakültelerindeki eğitim derslerini. Hı hı. Ama şu anda öyle değil. Yani belki vardır istisnalar. Evet. Biz öyle yapmaya çalışıyoruz ama çoğu yer öyle yapmıyor olabilir. Doğru. Dolayısıyla orada da çok ciddi bir reform yapılması gerekiyor. Yani hı hı. Türkçe öğretmeni olmadan bu değerlendirme süreçlerini Türkçe öğretmenine yap diyorlar çünkü bunları. Tabii, tabii. Türkçe öğretmeni bilmiyor ki dinlemeyi nasıl ölçecek, konuşmayı, okumayı nasıl ölçecek, konuşmayı nasıl bilmiyor. Nasıl bilecek? Eğitim aldığı eğitimde yani eğitim fakültesini aldığı eğitimde Türkçe öğretmenliği programında alana özgü alırsa ölçme dersini en azından bir fikri olur. Hı hı. Bunlar olmadığı sürece bu işlerin çok doğru yürümeyeceği kanısındayım. Ben böyle düşünüyorum. Tabii. Çok önemli tespitlerde bulundunuz. Özellikle fakültelerdeki eğitim süreçlerinden tutun da evet. Uygulamaya yansımasına kadar aslında üzerine düşünülmesi gereken birçok başlık var.
ölçmeyi tamamen amaç haline getirmeden, evet, öğretim maalesef süreçlerine, öğretim yöntemlerine, değil mi hocam? evet, Siz bunu evet. çok vurguladınız. Öğretim yöntemlerine daha fazla dikkat çekerek aslında Kesinlikle. öğrenmeyi geliştirmek için belki ölçme Evet. değerlendirme yapmak gerekiyor. Tabii. Buradaki vurguyu da Tabii. tekrar hatırlatmakta fayda var. Tabii. Çok teşekkürler Ben verdiğiniz teşekkür bilgiler için. ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bugün ölçme ve değerlendirmede güncel durumu konuştuk. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.